Selam herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisse senedi analizi ile karşınızda olacağız. Tabi her zaman ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan, sadece teknik analiz ışığında, temel olarak herhangi bir veriye dayanmadan, teknik analizin bize gösterdiği hedef ve potansiyelleri sizinle paylaşıyoruz. Her zaman da ne diyoruz? Temel olarak araştırın bu hisseleri ve varsa bilginiz bizimle paylaşın. Yorum bölümüne yazın ki hem biz hem de bizi izleyenler faydalansın, varsa bilginiz tabii ki. Biz bu videoları önce YouTube'dan, daha sonra TikTok ve Facebook gibi yerlerde paylaşıyoruz. Ama öncelikle YouTube'da paylaşıyoruz ki önceliğimiz YouTube. Onun için bu videolara birkaç gün sonra ulaşabilirsiniz, ancak eğer YouTube'dan takip edip ve abone olup bildirim zilini açmıyorsanız, ki eğer anında haberdar olmak istiyorsanız bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açarsanız yüklediğimiz her videodan anında haberdar olacaksınız. Ve bizi dediğim gibi YouTube'dan, TikTok'tan, Facebook'tan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz bu videolardan anında haberdar olmak için. Ve siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olup takip ederken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım. Evet, bugünkü hissemiz Sodaş. Sodaş'ın daha önce analizini yapmıştık. Bu arada bundan sonra haftada en azından bir gün hem YouTube hem de TikTok'tan canlı yayın açmak istiyorum. Dün akşam yaptık TikTok'ta. Sorduğunuz hisseleri vesaire canlı olarak analiz ediyoruz. Bundan sonra cumartesi akşamları saat 10-11 gibi hem YouTube hem de TikTok'tan ortak canlı yayın açmayı düşünüyorum. Dün akşam TikTok'ta bir deneme yaptık. Aynı şekilde cumartesi akşamları da saat 10-11 gibi YouTube ve TikTok ortak canlı yayını takip edebilirsiniz. Sorduğunuz hisseleri vesaire ne sorarsanız anında sizinle analizini yapıp paylaşıyoruz. Ve biz bütün bu analizleri, yorumları, öngörüleri teknik analizle yapıyoruz. Bir hissenin analizini yaparken temel olarak, yani temel analize bakmıyoruz açıkçası. Bakmadan sizinle paylaşıyoruz ve diyoruz ki eğer varsa sizin bilginiz veya ilginiz, temel olarak da araştırabilirsiniz. Araştırmaya değer bulursanız tabii biz ne diyoruz her zaman? Teknik analiz eğer bir şeye işaret ediyorsa, bir yükseliş formasyonu örneğin oluşturuyorsa, temelde de zaten buna paralel olarak bir hareket olacak. Aynı şekilde eğer hisse senedinin grafiği örneğin bir tepe formasyonu oluşturuyorsa, hissede bir şeyler olumsuz gidecek demektir. Onun için çok da temele bakmıyorum açıkçası. Ama uzun vadeli yatırımlarımda temel analize tabii ki bakıyorum. Yani şirketlerin durumuna tabii ki bakıyorum. Ona göre yatırım yapıyorum. Ama kısa vade için, al sat için, trade etmek için açıkçası çok da temel analize bakmıyorum ben. Tabii istisnalar hariç diyelim. Teknik analiz dedik, sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik kısa bir süre için. Almak isteyenler varsa videonun açıklama bölümünde kursun linki var. Oraya tıkladığınızda böyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Tabii bilgisayar üzerinden almanızı tavsiye ediyorum. Daha doğrusu rica ediyorum ki vergi kesintisi daha az oluyor. Yani Microsoft'la anlaşmalı olduğu için site, Amerika sitesi tabii. Bilgisayar üzerinden aldığınızda daha az kesinti yapıyor diyelim ve analizimize devam edelim. Evet, ne dedik? Sodaş, sodyum sanayi. Daha önce dediğimiz gibi analizini yaptık ve sizinle paylaştık. Birkaç ay oldu tabii. İsteyenler o videoyu da izleyebilir. Peki ne demiştik? Şu şekilde. Hedefimiz değişti mi? Onu söyleyelim. Hayır, değişmedi. Hedefimiz devam ediyor. Orada verdiğimiz hedef. Fakat tekrar bir güncellemek gerekiyor. Neden? Çünkü veriler değişiyor. Arada bir bakmak lazım. Eğer yatırım yapıyorsanız da tabii ki arada bir hissenin durumuna bakmak gerekiyor. Veya al sat yapıyorsanız sürekli bakmanız gerekiyor. Sodaş'ta da daha önce ne yapmıştık, ne söylemiştik? Kısaca bir onlara değinelim. Daha sonra hedefimizi, potansiyelimizi verip videoyu bitirelim. Şimdi Sodaş'ta daha önce şurada bir flama formasyonumuz var demiştik. Şurada 51 TL'ye kadar gitmişti ki nereden? 0,90 TL'lerden 51 TL'ye gitmişti ve biz şu şekilde bir flama çizmiştik. Şuradan mavi ile gördüğünüz, şurayı şöyle kenara çekelim. Şu şekilde mavi ile gördüğünüz bir flama çizmiştik ve o zamanlar hisse senedi neredeydi? Şu alandaydı yanılmıyorsam. Buralarda gidip gidip geliyordu. Daha sonra ne oldu? Daha sonra dedik ki şurası. Hatta şöyle yaklaştıralım, güzelce çizelim.
Çünkü her zaman ne diyoruz? Eğer siz düzgün çizmezseniz sizi çizerler. Onun için çizimlerinizi düzgün yapacaksınız. Destek ve direnç noktalarını çok güzel çizmeniz lazım ki sıkıntı yaşamayasınız. Ne demiştik? Burada bir filamamız var. Bu filamanın kırılım noktası şurasıydı. 27 TL seviyeleri. Burası eğer kırılırsa bir hedef vermiştik. Hatta yanlış hatırlamıyorsam gelip bu filama formasyonun direnç noktasına, daha doğrusu şuraya bir pullback yapabilir demiştik. Ki gelmiş oraya pullback yaptı ve ne demiştik? Şuralar eğer kırılmazsa, buralar kırılmadığı sürece daha doğrusu 20-22 TL seviyesini de yanılmıyorsam vermiştik. Bu 20-22 TL seviyesi bizim şartımızdı. Yani buranın aşağı kırılmaması durumunda hedefimize gideceğini söylemiştik ki geldi, gördüğünüz gibi 22 TL civarına gelmiş. Gördüğünüz gibi tam 22 TL seviyesinden yukarıya doğru yükseliş yapmış. Dilerseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Hatta gerekirse kartlar bölümüne o videoyu koyarım, siz de izlersiniz. Peki ne demiştik? Burası kırılmadığı sürece bizim bir hedefimiz var. Oraya gideceğini düşünüyoruz demiştik ki bu uzun vadeli bir grafik. Gördüğünüz gibi şu mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş ve doğal olarak da uzun vadeli bir grafik ve uzun vadeli bir analiz. Peki ne demiştik? Şurada bizim mavi ile gördüğünüz filama vardı. Hatta o filama şöyle gördüğünüz gibi bir bayrağa bile dönüştü. Daha sonra tekrar analizini yaptık yanılmıyorsam 2 defa, bu 3 oluyor. Ve belirli seviyeler vermiştik. Oraların altına düşmediği sürece hedefimizi vermiştik. Hatta şuralarda yanılmıyorsam destek noktaları şurası 40 TL üstünde kaldığı sürece, atıp da üstünde tutunursa hedeflerimizin geleceğini söylemiştik. Daha sonra ne dedik? Bu yükseliş potansiyeli ne kadar ve nereye kadar gitme ihtimali var? Onu hemen paylaşalım. Tekrar şartımızı koyuyoruz. Şartımız nedir? 40 TL üstünde kalması. Gördüğünüz gibi zaten 4-5 aydır güzel yükseliş yapıyor. Güzel bir şekilde yükselişler gösteriyor ve yaptığımız videolarda 1890 TL seviyelerine hedef olarak vermiştik. Onu güncelleyelim. 2200 TL seviyesi bizim bir sonraki hedefimiz olacaktır. Şartımız nedir? 40 TL üstünde kalması ve 40 TL üstünde kaldığı sürece şu andan itibaren baktığımızda %3000'lik, 3100'lük, hatta şöyle 3200'lük bir yükseliş potansiyeli karşımıza çıkıyor. Sodaş'ta eğer 40 TL aşağı kırılmazsa uzun vadeli olarak tabii ki hedefimiz 2374 TL civarları olacaktır ki bu da %3200'lük bir yükseliş potansiyeli demek. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Siz alın demek değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece ben burada teknik olarak inceledim ve teknik olarak böyle bir seviye görünüyor. Temel olarak da siz araştırabilirsiniz. Varsa bir bilginiz bizimle paylaşın. Varsa yüksek potansiyelini gördüğünüz hisseler yorum bölümüne yazın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.